Merhabalar arkadaşlar yardımcı öğretmen kanalında yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Arkadaşlar sizler için hazırlamış olduğumuz 4. sınıflar tüm dersler soru bankası. Şu an çok, kitabımıza karşı çok güzel bir talep var arkadaşlar şu an. Ve ilk baskısı bitmek üzere sizlerden de isteğimiz arkadaşlar eğer ki bu kitabı almak istiyorsanız ve yaz tatilini güzelce 4. sınıfı tekrar edip 5. sınıfa Güzel bir şekilde başlamak istiyorsanız arkadaşlar video açıklama bölümünde vermiş olduğum linki tıklayarak bu kitabı hemen sipariş verebilir ve en kısa zamanda sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar ve bunu da yoğun bir ilgiyle zaten görüyoruz şu an. Sizler için yine örnek soru çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda da arkadaşlar Türkçe dersi ile ilgili örnek sorular çözmeye devam edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Evet aşağıdaki cümlelerde hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyor. Şimdi mecaz anlam neydi arkadaşlar? Gerçek anlamının aklımıza ilk gelen anlamının dışında bambaşka bir anlamda kullanılmasıydı. Mesela sabah kalktıktan sonra yüzümüzü yıkamalıyız. Buradaki yüz gerçekten bizim kendi yüzümüz mü? Evet arkadaşlar bu o zaman gerçek anlamda kullanılmış. Cevabımız bu olamaz. Geldik Ali'nin sıcak davranışları beni Mutlu etti demiş. Burada sıcağın altını çizmiş arkadaşlar. Sıcak soğuğun karşıtı olarak mı kullanılmış? Yoksa bambaşka bir anlamda mı kullanılmış? Bakıyoruz burada Ali'ne sıcak davranışları dediği ilgili alakalı kibar davranışları olarak değerlendirebilir miyiz? Cana yakın davranışlar olarak değerlendirebilir miyiz? Evet o zaman burada soğuğun karşıtı olan sıcak mı kullanılmış? Hayır o zaman ne diyoruz arkadaşlar buna? mecaz diyoruz. Aslında cevabımızı bulduk. Diğerlerine de bakalım. İnce kıyafetlerle dışarı çıkma demiş. Şimdi buradaki ince kalın'ın karşıtı mı? Evet arkadaşlar, o zaman bu da gerçek anlamlı kullanılmış. Okul çantası çok ağır. Buradaki ağır hafif'in karşıtı mı? Evet, o zaman bu da nedir arkadaşlar? Yine burada da gerçek anlamlı kullanılmış. Mecaz anlamlı olanı soruyordu bize. Sıcak davranış olacak. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir demiş. Üçgen ve yıldızdaki kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi olacakmış. Üçgenle dairedeki kelimeler arasında ise zıt anlamlılık olacakmış. Üçgenle yıldız eş olanlara bakalım. Zor, güç demiş. Zor ve güç birbirle eş mi? Evet. Bakıyoruz kirli, pak birbirle zıt arkadaşlar bunlar. Bu değil de demek ki cevabımız B seçeneği değil küçük kocaman zıt mı? Evet. kötü iyi zıt mı? Evet. Bakıyoruz zor güç eş anlamlı mı? Evet. Peki zorla kolay zıt anlamlı mı? Evet. Şartımızı sağladığına göre A cevabını yapıştır ve sıradaki soruya geçiyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi öznel nesnel. Öznel ve nesnel anlam neydi arkadaşım? Öznel anlam kişiden kişiye değişendi. Nesnelse herkese göre aynı olandı. Şimdi bakıyoruz hemen birincisine. Öğretmenlik mesleği bana heyecan veriyor demiş. Bu kişiden kişiye değişir mi? Bazılarına göre de başka meslekler daha heyecanlıdır. Evet arkadaşlar, o zaman buna ne diyoruz? Bir öznel diyoruz. İkincisi hediyeni çok beğendim. Başka birisine gelmiş olsa belki o hediye aynı etkiyi göstermeyecek. O zaman buna da ne diyoruz? Öznel diyoruz. Bodrum turizm merkezidir. Evet arkadaşlar herkese göre Bodrum bir turizm merkezidir. Bu nedir o zaman? Nesnelmiş. Hemen neye bakıyoruz arkadaşlar? Öznel, öznel, nesnel. Öznel, öznel, nesnel. Çat çat hop. A şıkkını işaretledik ve hemen sıradaki sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Neden sonuç ya da sebep sonuç neden sorusuna cevap verir arkadaşım? Bakalım hava bugün yağmurlu olacakmış. Neden? Var mı cevap? Yok. Çok yürüdüğünden yoruldu. Neden yoruldu? Çok yürüdüğü için. Çok yürüdüğünden. Burada var mı? Var. Sınava yetişmesi gerekiyordu. Neden? Cevap yok. Patenlerini giyip kaymaya gitti. Neden? Yok. Neden kaymaya gitti? Bir nedeni yok. O zaman nedir? Çok yürüdüğünden yoruldu ifadesi çat cevabımız oluyor arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuzda devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar milletime kazanımlarına uygun ve çok güzel sorular Kesinlikle yaz tatilinde çözülmesi gereken bir kaynak. Filiz yukarıdaki metinde hangi varlığın betimlemesini yapmıştır? Betimlemek arkadaşlar sözcükle, sözcüklerle, kelimelerle sanki bir resim çiziyormuş gibi. Birisi size betimleme yaptığında gözünüzü kapatırsanız eğer gözünüzün önünde bir resim canlanıyormuş gibi olur. Bakalım bahçemizde yemyeşil çimenler arasında Üzerinde sarı bir yıldızı andıran limonların olduğu limon ağaçları vardır. Onları gökyüzünde yıldızları seyreder gibi izliyorum dediği zaman arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz gözlerinizi kapattığınızda bir bahçe, çimenler var ve limon ağacı var. Değil mi? Yıldızlar. Bunu bu şekilde düşünerek hayal ettiğinizde sanki bir resim çiziyor gibi değil mi? Evet burada limon ağacının betimlemesi yapılmış arkadaşlar. Evet hemen bir sonraki sorumuzda devam ediyoruz. Emre aşağıdaki cümlelerden hangisini bir paragrafın ilk cümlesi olarak kullanabilir? Bir paragrafın ilk cümlesi dikkat ediyoruz. Başarının yolu disiplini çalışmaktan geçer. Bu ilk cümle olabilir mi? Olabilir. Diğerlerine de bakalım. Böylece hata yaptığını anladı. Şimdi bunu bu cümleyi kullanabilmemiz için yukarıda hikayede bir şeylerden bahsedilmesi lazım ve bunun sonunda da hata yaptığını anlatan bir sonuca ulaşmamız lazım. Bu Kesinlikle giriş olamaz. Öyleyse bu konuda bir daha konuşmayalım. Yukarıda bir konudan bahsedilmiş bence ve buradan rahatsız olunmuş ve bundan dolayı da bunu bir sonuca bağlamış arkadaşlar. Bu cümlenin sonuç bölümünde olabilir. Kısacası onun uzun zamandır görmedim derken arkadaşlar burada da yine yukarıda bir cümle olmalı, bir hikaye gibi bir şey olmalı. Bunun sonucunda da bir sonuca ulaşmamız lazım. O zaman bu da olamaz. O zaman bu da olamaz. Demek ki cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? Başarının yolu disiplini çalışmaktan geçer deyip devamında da bununla ilgili ne gerekiyorsa açıklamalar yapılabilir diyor. Ve hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Meral yukarıdaki cümleleri olayların oluş sırasına göre sıraladığında ortaya aşağıdakilerden hangisi çıkar demiş. Bakalım. Tuana okumayı öğrenince kitap kurdu oldu. Bakalım. Tuan'a okuma yazmayı öğrendi, hikayeler yazmaya başladı, yazar olmaya karar verdi. Kendine bir kütüphane oluşturdu, okudukça yazma isteği arttı demiş. Şimdi burada bir kere Tuan'a önce ne yapmalı? Okuma yazmayı öğrenmeli. Bir kere A en başta olmalı. O zaman çat çat iki tane B ve D şıkkımız ne oldu? Elendi. Yani ya atık olacak ya atık olacak. Demek ki ikincisi kesinlikle T'ymiş. Tuana okuma yazmayı öğrendi. Tuana okumayı öğrenince bir kitap kurdu oldu. Devamında demek ki A ve T olacakmış. Yani şu ikisini kullandık. Geriye bunlar kaldı. Şimdi I ile mi devam etmeli yoksa K ile mi devam etmeli? Bakalım. Hikayeler yazmaya başladı. Yazar olmaya karar verdi. Kendine bir kütüphane oluşturdu. Okudukça yazma isteği arttı. Hangisi olmalı? Tabii ki arkadaşlar K olmalı. Kendine bir kütüphane oluşturdu. Okudukça yazma isteği arttı. Ve son olarak da I olmalı. Okuyalım bakalım. Tuana okuma yazmayı öğrendi. Tuana okuma yazmayı öğrenci bir kitap kurdu oldu. Kendine bir kütüphane oluşturdu. Okudukça yazma isteği arttı. Hikayeler yazmaya başladı. Yazar olmaya karar verdi. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Demek ki cevabımız atkı olmalıymış. Hemen bir sonraki sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle gösterilen yere iki nokta üst üste konulmalıdır demiş bize. Şimdi iki nokta üst üste biz nelerde kullanıyoruz arkadaşlar? Bir şeyi örneklendirirken ya mesela pazardan elma, patates, soğan aldım gibisinden derken veya bir açıklamada bulunurken. Dün sinemaya gidecektik annem götürmedi. He, burada var mı arkadaşlar bir açıklama? Hayır. Kitabını okudun mu diye sordu. Burada da ne var arkadaşlar? Bir soru işareti söz konusu. Burada da yok. Eyvah, yangın çıkmış. Burada bir ünlem cümlesi, ünlem olmalıydı. Başarının iki anahtarı var. Açıklıyor. Bunları çalışmak ve sabır. Burada açıklamış mı? Evet. Demek ki benim cevabım D seçeneği olmalıymış diyoruz. Evet, 9. sorumuz. Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir manavın bir günde sattığı meyve miktarı verilmiş bize. Muzdan 30 kilogram, elmadan 50 kilogram, portakaldan 45 kilogram, armuttan 25 kilogram satılmış. A seçeneğine bakalım. Manav en çok portakal satmıştır diyor. Bakıyoruz portakala 45 ama elma daha fazla. Bu söylenemez o zaman. Manav en az muz satmıştır diyor. Bakalım en az muz mu satmış? Muzdan 30 kilogram satmış ama armut var burada 25 kilogram. Demek ki bu da olamayacak arkadaşlar. 45 kilogram elma satmış demiş. 45 kilogram satılan neydi? Portakaldı. Bu da olamayacak. Muz ile elmanın toplamı portakal ile armudun toplamından fazladır. Muz kaçtı arkadaşlar? Muz ve elmanın toplamı demiş. Muz 30'du. Elma ise 50 idi arkadaşlar. Topladım. İkisi birlikte 80 oldu mu? Oldu. Portakal ile armudun toplam demiş. Portakal ve armut demiş arkadaşlar. Portakal neydi? 45 45'ti. Armut neydi arkadaşlar? 25'ti. Toplarsak 5 5 daha 10 elde var. 1 4 2 daha 6 1 de elde var. 7. E o zaman bu doğru mu arkadaşlar? 80 70'ten büyük. Evet, doğrudur. Adeta bir matematik sorusu gibiydi <laughs> ama Tablo sorumuz nedir arkadaşlar? Türkçe dersinde de var. Matematiği de iyi bilmek gerekiyor. Batuhan arkadaşına yazım ve noktalama yanlışlığı olmayan, olmayan dikkatli okuyoruz. Balığı verecektir. Buna göre hangi renk balığı verir demiş arkadaşlar. Bakalım birinci balığımıza kırmızı balık kaç kaça bakalım. Atatürk caddesinde trafik sıkışıklığı var demiş. Atatürk caddesi arkadaşlar cadde ve sokak isimleri özel isim olduğu için büyük harfle başlamalı C bu olamaz. O zaman kırmızı balık yandı. Bakalım. Mustafa Kemal İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim demiş. Mustafa Kemal İlkokulu okul isimlerde, kurum isimlerde büyük harfle yazılır arkadaşlar. O zaman ilkokulun iyisi de büyük olmalıydı. O zaman sarı balık da yandı. Sarı balık da yakalandı. Doçent doktor Ali Çetin'den randevu aldık demiş. Burada herhangi bir şey yanlış gözükmüyor ama bakalım sonuncusuna. Biz ikinci katta oturuyoruz derken ikinci nokta zaten ince anlamı katıyordu. Kesme işaretiyle bir de kesme işaretiyle ayırıp ince eklenmiş. Bu da yanlış mavi balık da gitti. O zaman geriye ne kaldı arkadaşlar? Turuncu balık kaldı. Evet. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve öğretmenlerinizle kitabımızdan bahsetmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kitap oldu. Kesinlikle bütün öğrencilerin 4. sınıftan 5. sınıfa geçerken çözmesi gereken bir kaynak arkadaşlar. 5. sınıfa çok güzel şekilde hazırlanmak istiyorsanız 4. sınıf konularını çok iyi bilmelisiniz. Bunu da en iyi şekilde tekrar edebilmeniz için bu kaynağı kesinlikle çözün arkadaşlar. Bu kaynağı temin edebilmek için tekrardan söylüyorum. Videomuzun açıklama bölümünde internet üzerinden sipariş verebileceğiniz linkleri paylaştık arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde ücretsiz kargo ile teslim alabilirsiniz diyor ve hemen Sizlere buradan bol bol selamlar gönderiyoruz arkadaşlar.